Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala resuluna Muhammedin ve ala ali ve ashabi ecmaîn. Fatih Mekki 8. sefir 51. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vasıl. Zekatı vermeyenin ve vacip olduğunu inkar edenin hükmü. Ebubekir es-Sıddık zekat vermeyenin dinden dönen hükmünde olduğunu düşünerek Onlarla savaşmış ve zürriyetlerini kılıçtan geçirmiştir. Ömer bin El-Hattab ise bu konuda Ebu Bekir'e karşı çıkarak savaşılan kimselerden köle yapılanları azat etmiştir. Sonluk Hazreti Ömer'in görüşünü benimsemiş, bir grup ise farz olduğunu inkar etse bile herhangi bir farzı yerine getirmeyen kafir olacağı görüşüne varmıştır. Vasıl, Meselenin Batini Yorumu Bilmelisin ki müminin canı cennetlerin payıdır. Onlardan kendisinde bulunan hak zekattır. Geride kalan kısım ise Allah'a aittir. Bu ise satımın geçerli olduğu kısımdır. Allah yolunun muhakkiklerinden bir grup bu görüşe varmıştır. Bunun nedeni nefislerine zekatın farz olduğu sınıfların çokluğudur. Cennette müminin nefsinden hak ettiklerini ki o zekattır, isteyen bir takım sınıflar vardır. Köşkler müminden kendisine yerleşmesini isterken, eşler yani huriler müminden muhtaç oldukları şeyi isterler. İnsanın sorumlu sekiz organına zekat farz olduğu gibi başka bir yönden onların zekat almayla da bir ilişkileri vardır. Böylece cennette bulunanlar kendilerine layık olduğu tarzda onlara bölüştürülen şeylerin yerini alır. Vacip olduğunu kabul ettiği halde bu sınıflardan herhangi birine nefsi üzerindeki zekatı vermeyen kimse kafir değil zalimdir. Namaz ise özel olarak farklıdır. Namazda ise durum farklıdır. Çünkü namazı terk eden kişi kafirdir. Çünkü şeriat sadece terk etmek eylemiyle onu kafir diye isimlendirdi. Şeriatın burada neyi amaçladığını bilmiyorum. Zekatı vermeyen ise üzerinde bulunan başkasının hakkını engellediği için sadece zalimdir. Allah izin verirse bundan sonra zekatın vacip olduğu şeyleri zikredeceğim. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır. Vasıl, zekat hangi mallara farzdır? Bilginler zekatın türeyenlerle sınırlı 8 şeye vacip olduğunda görüş birliğine varmıştır. Türeyenler maden, bitkiler ve canlılardır. Madenler altın ve gümüş, bitkiler tohum, buğday ve hurma, hayvanlar ise deve, inek ve koyundur. Üzerinde görüş birliğine varılanlar bu sınıflardır ve bize göre doğru olan da budur. Kuru üzümde ise görüş ayrılığı vardır. Meselenin batini yorumu şudur. Zekat insanın 8 organına farzdır. Göz, kulak, dil, el, mide, cinsel organ, ayak ve kalp. Bu organların her birinin ahirette Allah'ın kendisiyle kulu sorunun tutacağı vacip bir sadakası vardır. Gönüllü sadakaya gelirsek, insanın her bir damarında bir sadaka vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanın her damarına yani sulami sadaka düşer demiştir. Sulami avucun dışındaki damarlardır. Her tesbih bir sadakadır her tehlil yani la ilahe illallah bir sadaka olduğu gibi hamdü senalar ve tekbirler de sadakadır. Öyleyse bu organlardaki zekat bu sekiz organa farz kılınmış Allah hakkıdır. Allah onu altın ve zikrettiğimiz diğer şekil sekiz şeyde de farz kılmıştır. Bunlar görüş birliğiyle zekatın farz olduğu kısımlardır. Böylece müminin Allah'ın her organdaki hakkını eda etmesi gerekmiştir. Gözün zekatı Allah'ın ona farz kıldığı yükümlülüklerdir. Bunlar örnek olarak harama bakmamak, Allah nezdine yaklaşmaya sebep olacak şeylere bakmayı verebiliriz. Örnek olarak Kur'an-ı Kerim sayfasına bakmak, alemin yüzüne bakmak, aile, çocuk ve benzerleri gibi kendisine bakmakla mutlu olunan kimselerin yüzüne bakmak, yanında bulunduğun Kabe'ye bakmayı verebiliriz. Bir rivayete Kabe'ye bakan kişiye her gün 20 rahmet, onu tavaf eden ise 60 rahmet verileceği bildirilir. Gereken yerde kullanma veya gerekli olmayan yerde geri çekme de insanın sorumlu bütün organlarına böyle bakabiliriz. Beyan ve açıklama. Bilmelisin ki bu mal sınıfları daha önce ifade ettiğimiz gibi unsurlardan meydana gelen türyenleri içerir. Bunlar maden, bitkiler ve hayvandır. Ve dördüncü bir sınıf yoktur. Allah türyenlerin her bir cinsine kendisini temizleyecek zekatı farz kılmıştır. Böylece her tür sahip olmak duygusuyla insanda meydana gelen iddiadan temizlenir. Çünkü türde asıl olan şey genel anlamda Allah'ın mülkü olması yönünden temizliktir. Eşyanın kendisinden ortaya çıktığı asıl El-Kuddüs ismidir. El-Kuddüs, özü gereği yaratılmışların kirlerinden temiz olan demektir. Dışta ortaya çıktıklarında ise sahiplik yoluyla insanların iddiaları eşyada meydana gelmiştir. Bu durumda ise onlara yaratıcılardan başkasına ait sayılmakla asli temizliklerini ortadan kaldıran bir kir bulaşmıştır. Bu asli temizlik, başkasının sahipliğinden kaynaklanan bu geçici kirlenmeye maruz kalmazdan önce yaratıcılarına izafe edilmeleriyle kazanılmıştı. Zaten yaratılmış olmak kir olarak yeterli değil midir? Söz konusu türlerin kendiliklerinde bir tasarrufları yoktur. Bu nedenle Allah onların sahiplerine zekata farz kılmış, bunu da onların temizliği yapmıştır. Allah onlarda kendi emrinden bir pay belirlemiştir. Bu pay ilk sahiplerine nispet edilsinler diye Allah'a döner. Böylece temizlik kazanırlar. Çünkü Allah zekatı malların temizlenmesi saydı. Batın yorumda da durum böyledir. Çünkü bu sorumlu uzuvlar aslında temizdir. Çünkü onlar ilk yaratışları üzerinde bulunur ve bu temizlik ve itidal onlarda kaybolmaz. Dikkat ediniz. Kıyamet günü organları şahitli istenecek asıldaki temizlikleri ve itidalleri nedeniyle bu tanıklıkları kabul edilecektir. Çünkü eşyada asıl olan adalettir yani itidal ve temizliktir. Çünkü onlar temiz bir asıldan meydana gelmiştir. Kirlenme ise geçicidir. Allah şöyle buyurur. Kulak, göz ve kalp hepsi sorumlu olacaktır. Başka bir ayette ise o gün dilleri, elleri ve ayakları aleyhlerine şahitlik eder. Başka bir ayette ise derilerine niçin aleyhimize şahitlik ediyorsunuz derler buyurulur. Başka bir ayette ise kulaklarınızın ve gözlerinizin ya da derilerinizin aleyhinize tanıklık etmesinden niçin korkuyorsunuz denilir. Bütün bunlar bizdeki her bir parçanın temiz, adil, beğenilen bir tanık olduğunu Allah'ın bize bildirmesidir. Bu bizim için en hayırlı müjdedir. Fakat insanların çoğu buradaki hayrı ve iyiliği bilmez. Çünkü iş böyle olunca varış yerinin hayrı olması umulur kul cool, cehenneme girse de durum böyledir. Çünkü Allah zorlanan baskı altındaki insana azap etmeyecek kadar yüce, büyük ve adildir. Nitekim Allah kalbi imanla mutmain iken günaha zorlanan kimse demiştir. Şeriatta zorlanan kimsenin hükmü sabit olduğu gibi bilginlerin görüş ayrılığına düştükleri zorlananın tanımıyla görüş birliğine vardıkları tanım bellidir. Zorlandıklarında görüş birliğine varılanların organları hiç kuşkusuz kendilerini yöneten ve onlara egemen olan nefsin lehinde tanıklık eder. Nefs, Allah katında hükümlerine uymakla hükümlü ve organların sorumlu olan şeydir. O, duyu ve güçsel irtibatlıdır ve bu cisimsel, doğa, adil, arınmış, razı olunmuş ve kendi sözünü dinleyen bu araçlardan ayrılması söz konusu değildir. Dolayısıyla nefsin azabı ancak bu cisimlere azap etmek vasıtasıyla gerçekleşebilir. Onlar hayvani ruh kendilerine nüfus ettiği için duyulur maddi acıları hisseden şeylerdir. Nefsin çektiği azap, tasalar, endişeler, vehimlerin baskın gelmesi, kötü düşünceler bir hükümdar olarak rayesinde, yani güçler ve duyularında görüp duyumsadığı üzüntüler ve onlara ilişen başkalaşmalardan kirlenmeler kaynaklanır. Her sınıf kendisine yaraşan bir azapla azap görür. Allah ise iman etmeleri nedeniyle sonuçta hepsinin mutluluğa varacaklarını bildirmiştir. Çünkü zorlanan kimse zorlandığı konuda cezalandırılmaz. Organlara azap edilmesinin nedeni ise karşılaştıkları şeylerde canlı olmaları bakımından hazlı duyumsamalarıdır. Onların bu noktadaki durumu zorla zina ettirilen kimsenin durumuna benzer ki bu konuda görüş ayrılığı vardır. Nefs ise organlar arzu ettiği şeyi işlemediği sürece sadece düşüncesi nedeniyle cezalandırılmaz. Hayvani nefs bir açıdan mecbur olsa bile özü gereği yardımcıdır. Dolayısıyla nefisler sadece bu araçlar vasıtasıyla bir şey yapabileceği gibi araçlar da fiillerinden efsane gayelerle hareket eder. Bu nedenle davranış toplamla ortaya çıktığı gibi azapta toplama bağlı olmuştur. İşin sonunda ise araçların adaleti müminleri mutluluğa ulaştırır ve duygusal azap ortadan kalkar. Sonra Düşündüğü şeyi nefesten gideren şeriatın hükmü hükmeder. Bu durumda müminden manevi azap da düşer. Dolayısıyla inananlardan hiç kimseye manevi ya da duyusal azap kalmaz. İşlenen amelden haz alan düşünen ve algılayan hayvanı nefsin çekeceği azap, dünya hayatında alınan hazdın süresi kadardır. Zevk günleri ise pek kısadır. Bununla beraber amelin zamanıyla örtüşen zaman kısadır. Çünkü arzuları nefesleri uzundur acı çekenlere gece ne kadar uzun gelirse aynı gece haz ve nimet sahiplerine de o kadar kısa gelir. O halde sıkıntı vakti sahibine uzun gelirken rahatlık vakti ise pek kısa gelir. Açıklama Bilmelisin ki zekatın bir nisabı ve senesi vardır. Başka bir ifadeyle zamanda ve miktarda bir ölçü vardır. Organların zekatının batını yorumu da böyledir. Organların da zaman ve miktarda bir ölçüleri vardır. Nisap miktarı, söz gelişi, gözün ikinci bakışa ulaşmasıdır. Yani sorumluluk bu esnada başlar. Çünkü ancak ikinci bakış kasıtlı olabilir. Duymanın nisabı ikinci duymaya ulaşmasıdır. Bütün huzurlarda nisap ikinciye ulaşmaktır. Bunun nedeni kasıtın ikinci aşamada gerçekleşmesidir. Zamansal ölçü de ona eşlik eder. Şimdi ise bu konuyla ilgili hususları Allah'ın düşünceye ulaştırdığı ölçüde mesele mesele zikredelim. Başarıya ulaştıran Allah'tır ve o dost doğru yola iletendir.